Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye yerli ve milli teknoloji hamlesiyle her geçen gün kendini geliştirmeye ve gücüne güç katmaya devam ediyor. Özellikle son yıllarda, otonomi yani insansız sistemler alanında büyük başarılara imza atan Türkiye, bu başarıların arasına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Ulaşılan bilgilere göre artık robot insansız hava araçları devreye alınacak. Robot insansız hava araçları olarak adlandırılan platformlar, savunma sanayi sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı. Geçtiğimiz günlerde tamamlandığı duyurulan Kerkes projesiyle birlikte artık insansız hava araçları GPS olmayan ortamlarda dahi etkin bir şekilde görev yapabilecek. Aynı zamanda Kerkes projesiyle birlikte insansız hava araçları GPS olmadan görev yaparken elektronik harp sistemlerinden etkilenmeyecek. Elektronik harp meselesine başka bir videoda değineceğiz. Çünkü gerçekten hiç de hafife alınmayacak bir yetenek diyebiliriz. Bunun haricinde Kerkes projesi yine insansız olan kara ve deniz platformlarına da entegre edilecek şekilde tasarlanıp geliştirildi. Son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla savunma sanayi sektöründe özellikle insansız hava araçları alanında adından tüm dünyada söz ettirmeye başlayan Türkiye, kurallarını değiştirdiği oyunu bir kez daha değiştirecek bir projeyi ortaya çıkardı. Bahsi geçen Kerkes sayesinde Türkiye hedeflediği tam bağımsız savunma sanayi konusunda basamakları üçer beşer çıkmaya başladı desek yeridir. Çünkü artık insansız hava araçlarının küresel konumlama sistemi, yani GPS olmayan sahalarda dahi görev yapabilmesini sağlayacak, küresel konumlama sisteminden bağımsız, otonom seyir-i sefer sistemi geliştirilmesi projesi, yani Kerkes projesi tamamlanmış durumda. Proje kapsamında öz nitelik çıkarım algoritmaları, belirli nokta tanıma algoritmaları, yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları geliştirildi. Ayrıca Kerkes projesi ile GPS olmaksızın konum kestirimi, GPS olmaksızın görev icrası, nesne tanıma ve derin öğrenme ile otonom seyir-i sefer gibi kabiliyetlerde yerli ve milli bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimize kazandırılmış oldu. STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ, Türkiye için sahada oyun değiştirici bir teknolojiye daha imza attı. STM, 2019 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde başladığı Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyir-i Sefer Sistemi geliştirilmesi Kerkes projesinde sona geldi. İHA platformlarının GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan Kerkes projesinin kabulü tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İsmail Demir, İHA'larımızın GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan Kerkes projesini başarıyla tamamladık ve teslim ettik. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle mini İHA'larımız, GPS köreltmesi gibi elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev ifa edecek. Ülkemize kazandırdığımız bu kritik kabiliyet, vatan savunmasında ordumuz için hem caydırıcı bir güç hem de muharebe ortamında oyun değiştirici bir teknoloji olacak ifadelerini kullandı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyi, STM'nin milli mühendislik kabiliyetleriyle Türkiye'ye kazandırdığını belirtti. Kerkes ile insansız hava araçlarının elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev gerçekleştireceğini belirten Güleryüz, haberleşmenin olmadığı durumda sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılabilecek, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedefler vurulabilecektir. Kerkes projesi sonucunda elde ettiğimiz bu yetenek seti, diğer mini, mikro, taktik veya operasyonel insansız hava aracı sistemlerine uyarlanabilecektir. Bu kabiliyetin kara ve deniz platformlarına da entegre edilebileceğini değerlendirirken, sahada askerimizin ileri teknolojili tüm ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 yıllık değerlendirme toplantısında
Kerkez projesine ilişkin olarak konuşmuştu. Erdoğan bu proje hakkında "Kerkez bizim için büyük bir proje, büyük önem arz ediyor" sözleriyle vurgu yapmıştı. Harp sahalarında kullanım sıklığı giderek artan, hızlı ve güvenli taarruz imkanı sağlayan döner ve sabit kanatlı insansız hava araçları, küresel uydu seyri sefer sistemlerine ve özellikle küresel konumlama sistemine yani GPS'e ihtiyaç duyuyor. Sahadan alınan bilgiler doğrultusunda bu ihtiyacın kesintisiz olarak sağlanamadığı durumlar oluşurken, harekat sahasında GPS ve RF erişiminin sıklıkla kesilebildiği veya karıştırıldığı biliniyor. Bu durum ise insansız hava araçlarının görev gerçekleştirmesini zorlaştırıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile STM arasında 23 Ağustos 2019 tarihinde küresel konumlama sisteminden bağımsız otonom seyri sefer sistemi geliştirilmesi, kısa adıyla Kerkez projesi imzalandı. Sofistike bilgisayarlı görü teknikleri ve yapay zeka algoritmalarıyla STM mühendislerinin geliştirdiği Kerkez projesi ile mini mikro sınıfı İHA'lar, GPS'in olmadığı durumlarda artık gece ve gündüz şartlarında görev icra edebilecek. Döner kanatlı, çok motorlu ve sabit kanatlı insansız hava araçlarının GPS olmayan ortamlarda görev gerçekleştirebilmesini amaçlayan Kerkez projesi ile GPS olmaksızın konum kestirimi, GPS olmaksızın görev icrası, nesne tanıma ve derin öğrenme ile seyir sefer kabiliyetleri kazanıldı. Sistem sayesinde yüklenen haritayla göreve başlayan İHA, araziden elde ettiği verilerle haritayı karşılaştırarak GPS'e gerek duymadan görevini başarıyla yerine getirebiliyor. Kerkez ile insansız hava araçları artık GPS köreltmesi gibi düşman elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev gerçekleştirebilecek diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.